İmam Malik'in oğullarından Abdullah bin Vahb oza etip aldılar. Oğullarından derhal hani varalarını, kitaplarını yığıştırıp oradan Türkçe şaş geçsem. Malik ettiler ki kaka şaş yapsan dediler. Hop, peşinge oza et, peşinge şaş yapma. Sen keti yekkenin, sen keti yekken iş, kliyekkeninden avla olmaz. Yok ya, sen kliyekkenin, keti yekkeninden kemmez. Kliyekkenin, az oturup, ders kliyekkenin yani. Sen az becerip türgenin, keti yekkeninden kemmez, niyet sahibi olsa diyor. Her şartı var. Talib ilimge, talib ilim, elbette mukaddem türet. Lekin ixlos bilan bo'lsa foydada beradi u. Ixlos qatta o'yin. Ixlos yonida ixlos bo'lishga u shart shu. Talabiy ilmga asosiy narsa talabiy ilm. Lekin siz zarba 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 bu deyotgan paytda Allohni eslayapsizmi? Alloh uchun qilyapsizmi yo'q. Gap shu yerda. O'shani hosil qilib olish uchun ertalabda qanchadir Alloh bilan hol qolishingiz kerak 15 minut. Kunduzi amalingiz Allohga bog'lanishi uchun. Tushundingizmi? Qanchadir hol qolishingiz kerak Alloh bilanki keyin boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lgan paytda Allohdan uzilmaslik uchun. Amalingiz Alloh uchun bo'lsin. Bo'lmasam 8 yil o'qiysiz, men deb o'qiysiz. Kelajakda mashhur imom bo'laman, katta voiz bo'laman, falon shunaqa kitob yozaman, meni dunyo taniydi. Falonchi meni o'tib ketaman deyapti, undan o'tib ketaman. Mana shunaqa o'qiysiz. Hamma o'qigan narsangiz birortasida bir tiyin savob bo'lmaydi. U talab ilmas u. U ma'lumot to'plash. Talab ilim qachon bo'ladi? Talab ilim Alloh uchun bo'lganda bo'ladi. Lekin o'sha ixlosni tutish uchun nimadir kerak sizga, murabbiy kerak o'sha paytda. Bizda o'sha talab ilim asosiy deb turib aytilganda, u zokirlarga nisbatan aytilgan ulamolarning gap. Zokirlar bir kunda masalan 1000 ta salovat, 10 000 ta istig'for, 10 000 ta nima aytadi. Shuni o'shuna qilmagin demoqchi ular aytishgan. Mutlaqo zikr qilma. Namozda apil tapil o'qiganda dars qilavergin emas u. Shuning uchun Ibnul Javziy talab ilmining kun tartibini gapirgan paytda aytganlarki, talab ilmmi? Qaytib-qaytib aytadi. Asosiy ish talab ilm bo'ladi deydi. Lekin nima deydi bilasizmi? Zuho namozini o'qisin deydi. Ertalab ishroqqacha zikr qilsin deydi. Bomdoddan keyin ishroqqacha zikr qilsin deydi. Ishroqni o'qib keyin talab ilmga chiqsin deydi. Keyin peshinni o'qisin deydi. Masalan, tutomlansin. Asrdan keyin shomgacha zikr qilsin deydi. Shomdan keyin ikki pora vazifa o'qisin deydi Qur'onda. Keyin darsga kirsin chunki asosiy ish talab ilm unga deydi. Ikki poradan keyin u. Ertalab tahajjud o'qisin 8 dakika 8 dakika 2 rakat zam qilsin, ikki pora zam qilsin deydi. Bo'ladi shu ko'p o'qmasin, undan keyin darsga o'tirsin chunki asosiy ish talab ilm deydi. Nari duomini ham o'qish kerak uni. Asosiy ilm talab ilm degan joni qolmasdan. Asosiy ish talab ilm. Asosiy ish talab ilm yonida shomdan keyin ikki pora o'tirib o'qishga vazifa bor. Tahajjudga ikki pora vazifa bor. O'sha buni qo'shib aytishgan uni. U aytmoqchi bo'lgan u zokirlarda ham har kuni xatm qilmagan. Faqat zikr qilmagan. Faqat ertamandan kechgacha 10 mingtalab zikr qilmagan. Demoqchi ular aytishgan ular. U fosiq bo'lib, arang shu tarzini tapil tapil o'qib turib, sunnatini o'qimasdan borib kitob o'qi degan emas. Ularni talabi ilm asosiy ish, zikr orzgina bo'lsa bo'ladi deganini biz qilayotganimiz yo'q, birortamiz. Masalan, bir kunda Qur'ondan qancha vazifangiz bor? Talab ilm bilan. 5 bora bormi? Yo'q. 5 bora, 4 bora vazifa qo'yib qo'yapti u. Napl nimalardan tashqari yana aytadiki, har payshanba, dushanba o'zida tutib turgan va oyini to'lin kunlari ham deb qo'yadi. Oyini ham o'zi oladi degani. Tushundingizmi? Ana shunday qilib olinmasa ilm bo'lmaydi. Ana biz shuning uchun biz haqiqiy olim bo'lmaymiz. Fosiq faqih bo'lamiz oxirida. Patva aytadigan o'zi amal qilmaydigan. Chunki talab ilmni biz Ibnul Javziy aytganda qolmaymiz, salaflarda qolmaymiz biz talab ilm. Talab ilm paytidan biz buzul bo'lamiz. Asosiy ishimiz ma'lumot to'plash. Shuning uchun ma'ruf kahfi haqida gapirilgan paytida Imom Ahmadga lekin ma'rufda sizdagi ilm, sizdagi bu hadis fiqhlar yo'qda deyishgan. Ma'rufda. Imom Ahmad aytganlarki, bu bizi hamma fiqhu hadisimizdan ko'zlangan maqsad ma'ruf yetgan narsaga yetib olish xolosi o'zi degan. Subhanalloh. Bu ilmlar vasila xolos. Biz asosiy bu shuncha ilm o'qib, shuncha hadisatni faqih faqihlik qilib
Bunca amelimizden irademiz, ilimden irademiz, közlegen nerzemiz, maruf etugen nerzde getu alışı olası değil. O maksattı hazırdan yukata digen bu siz. Hazırdan zikirde taşıya digen bu siz. Hazırdan amelde taşıya digen bu siz. Kağıtta malumatlarga ege kubkine malumatı var, fosk bulasın. O ilimge karşı, zıt nerse uzun közlengen maksat ona aksi uzun aslı. Çünkü hazırdan talep ilimden böyle 5 para olmasın İbn-i Cavzi yetken de. Hiç olmasa yarım para vazifemiz bulsun. Doğru mu? 15 dakika. Hiç yok. 15 dakika zikirimiz bulsun. Ta ki amelimiz Allah için bulsun. Allah'ını köp isteydik. Şu nasıl yazıyken payetimizde hem Allah için yazıştı bileydik. Şunu da şekillensek ki biz bir fatva isteyken payetinde geleceğiz. Palancını hursan kılaman diye fatva istediğin adam bulmuyoruz. Pistancını baplap koyaman diye kitap köylediğin adam bulmuyoruz. Biz hakkını istediğin adam bulamız ki. Hadisten adam bazen yürüp durup palancı bana uğruşa diyemez. Allah'ın maksadını, Resulullah'ın maksadını istediğin adam bulamız. Düşündünüz mü? Palancı bir tekep yapırsa, uşunki karşı minde hadis var deyip durup yürüp çıkıp bakara diyemez. Resulullah'ın maksadlarını istediğin adam bulamız hadisten. İhlas, şunda ihlas hasıl, şunda ilim hasıl buladı, şunda ilim netice verir. Şunda biz kamul Müslüman bulamız. Şunda ilimden maksat hasıl bulalım. Bu mesela hemisi malumattan ibaret, o kompüterden bağlanırsa. Bizden göre işençli Irak. Ve Kıbrak. Bizde hata buluşu mükemmelden çıkardı. Onda sağlam durdu hemen neresi. Kitaptan farkı insanın şu yerde bulur. Amel bulan bulur. Onu talebi ilimin payetinden hasıl kılış gerek. Hali ki talebi ilim bunu asası işe degenlerse doğru şu var şirki. Yani de zikirleri bilen, ibadetleri bilen etişen onu. Farklı ravuştaki zakirden o künüge 10.000 talebe etedir.